Merhaba, bugün ikinci kez Periskop'ta yayındayız. Konuğumuz Akil İnsanlar Heyeti'nin Akdeniz bölgesinde çalışmış olan Tarık Çelenk. Tarık Çelenk en son bir grup Akil'in toplantısına da katıldı. Ortak açıklama yapılan toplantıya da katıldı. Öncelikle bu konuyu ve tabii ki doğal olarak Türkiye'de çözüm sürecinin geldiği şu andaki kötü noktayı ve bundan sonra olabilecekleri konuşacağız. Hoş geldin Hoş bulduk, hoş bulduk. Tarık. Önce şunu bir öyküsünü bir alalım. Çünkü bayağı kalabalık bir Akil insanlar heyeti vardı ama siz bir grup bir araya Evet. geldiniz. Nedir o olay? Şimdi bahsettiğim gibi yani Akil İnsanlar 63 kişiydi ama en büyük kopuş gezi sürecinden sonra oldu. Üçte biri o zaman ayrıldı zaten. Geri kalan kısım da şöyle bir düşünceye hakimdi. Yani bu bir devlet projesiydi, çözüm süreci. O barış elçiliği söz konusuydu. Devletin verdiği bir görevdi, bir misyondu. Biz bunu o zaman işledik ama o süreç, o dönem devlet için bitti. Devlet şu anda farklı bir süreç yönetiyor. Şu anda biz aynı görevleri üstlenip ortaya çıkmanın bir anlamı yok. O devlet göreviydi. Bu da bir sivil toplum önerisidir. Biz zaten burada yoktuk. Biz bunun için burada yokuz diye. Üçte birlik kesimde kaldı ortada. Yani geriye kalan işte yaklaşık bir 25-30 tane arkadaş var. Bunlar arasında haberleştik. Beni Mehmet Emin Ekmen aradı öncelikle. Ya bir şeyler yapmamız lazım dedi. Arkasından Öztürk Doğan, arkasından Kadir İnanır aradı. Bir araya geleceğiz dedi, söyledi. İlk önce konuşalım kendi aramızda. Yani de mümkün olduğunda medya haricinde görüşelim, konuşalım. Ondan sonra belki bir basın deklarasyonu yaparız. Belki medyanın önüne çıkarız. Sonra diğer arkadaşlarımıza haber veririz diye ifade edildi. Ama tabii evdeki hesap çarşıya uymadı. Medya haber aldı vesaire. Ama sonuç itibariyle ben baktım dengeli bir gruptu. Yani çünkü öyle bir grup olması lazımdı ki hem Ankara'yla hem Kürt siyasetiyle hem kamuoyu karşısında herkese ilişki kurabilecek bir grup olması gerekiyordu. Ben o dengeyi grupta gördüm. Gayet Kaç kişi toplandınız? zannediyorum 20 kişi çağrılmıştı. 10 kişi toplandık. Çoğu zaten yazlıkta gelemedi. Hastanede olanlar var, sağlık sorununa gelmeyenler var. Zaten 20 tane de imza alındı. Yani gelmeyenlerden Gelmeyen, direkt evet. metin okunup. Metin okun imza alındı. Sonradan da o 20 kişi dışında birkaç kişiye ulaşılmaya çalışıldı. Kendi network'umdaki arkadaşlar. Yani onlara ulaşılmayan oldu. Ulaşılıp da yani şu koşullarda şunları koyarsanız kabul ederiz denildi. Zaten ona kadar metin bitmişti. Konulamadı. Sonra spekülasyonlar falan yapıldı ama bence o arkadaşlar da yanımızda olsaydı bir şekilde ortak bir metini şey yapardık Peki ne imza. yapmak istiyorsunuz? Yani şimdi zaten devlet akillerin misyon biçmiyor artık. Evet. Zaten sürecin kendisi Evet. ortada yok. Evet. Yani bunu yani ne yapabilmeyi Şimdi umuyorsunuz? güzel bir soru söylüyorsun. Bir şey söyledim. Yani şimdi devlet akillere misyon biçmiyor ama akillerin de her zaman kendisini bir referans havuzu olarak kabul ediyor. İşte çözüm sürecinin önceki aşamalarında işte izleme heyetiydi. Şu hatta zaman zaman Sayın Başbakan'ın ifadelerinde ya ileride işte şu projelerden de akil havuzundan yararlanabiliriz diye ifade ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı da zannedersem birkaç tane yani kelimelerinde geçiriyor. Adeta bir referans havuzu oldu bazı konularla ilgili. Ama tabii onun ötesinde devlet misyon biçmiyor ama toplum bir misyon biçiyor. Yani toplum diyor ki dolaylı olarak yani kızarak da bazen de severek de ya siz analar ağlamasın diye ortalıklarda dolaştınız işte aydın olarak çeşitli gruplu olarak ondan sonra şimdi analar ağlamaya başladı neredesiniz yani diye soruyorlar. Ne yapacaksınız yani biz misyon yüklüyorlar zorunlu olarak. Yani biz en azından karınca hesabı ki zaten biz yani 10 kişi 9 kişi toplandık falan dışarı bir baktık 63 tane gazeteci herkes heyecandan bekliyor. Yani biz bunu şey toplantılarında da görmemiştik. Bu bay gösteri yürüyüşlerine benziyor bazen polisler daha kalabalık oluyor. Yani aynı şekilde böyle garip bir durum oldu. Birden yağmur mu yağmaya başladı. İşte Ali Bey elinde titreyerek şey metni okurken ki metin de acele hazırlandı bir metin. Yani şunlara dikkat ettik. Metinde özne kullanmayalım. Ondan sonra sonuçlar üzerine odaklanalım, sebepler üzerine odaklanmayalım, genel geçelim. Yani önemli olan
Yani silahların susması, yani silahların susması derken de silah bıraksınlar, komik şeyler icap edilir tabii, öyle şeyin olmayacağı malum. Şeysiz bir çatışmasızlık durumu, kayıtsız bir... Yani, çatışmasızlığa geri dönüyor. Evet, çatışmasızlığa geri, bunun acil olarak sağlanması. Peki o kendi aranızda tartışırken kapalı şeyin içerisinde farklı farklı insanlar var. Mesela sen sağdan geliyorsun, evet. Soldan insanlar var, evet. Kürt hareketine yakın evet. var, liberal var, şu var, bu var. Evet. Oradaki kendi aranızdaki tartışmada olup biten, yani işin kötüye dönmesinin nedenleri konusunda bir mutabakat oluştu mu? Bence oluştu. Hatta bana yani Kürt hareketinden gelen bir arkadaş söyledi. Yani aslında ismini de söyleyeyim, bence dostumuza, Öztürk Bey dedi. Ya dedi, ben 2 yıl önce olsa böyle mutabakat imzalamazdım dedi. Ondan sonra. Ya aslında bakarsanız herkes kendi açısından baktı. Mesela Kürt hareketinden gelenler işte çözüm sürecinin uygulanmadığını, halbuki uygulansa işte Öcalan'ın şeye şans tanınabilseydi, bu şansı ona vermek gerekirdi çağrısına. İşte Kacakan'ın Türkiye sınırından dışarı çekilmesini, izleme heyetinin vesaire vesaire. Tabii yani bizler de dedik ki yani ortada Kacakan'ın çok net bir alan hakimiyeti var. İşte demin seninle konuştuk. İşte Rojava'ya zorla ya da gönüllü olarak bölgeden asker almak şeyleri kurup da Kürt gençlerinin götürülmesi Türkiye'nin doğusundan, ondan sonra işte lojistik yığınaklar yapılması değişik bölgelere ve bunlar çözüm sürecinde yoğunlaşan şeyler ve biz hükümet AK Parti üst düzey gelenleriyle bazen sohbetimizde yani şunu diyoruz, biz çok rahatsızız bu durumdan ama çözüm süreci için konuşmuyoruz diye. Bu tabi artık şey, rahatsızlık verici boyuta ulaşmıştı. Ve ondan sonra tabii özellikle bu Rojava'daki gelişmeler, devletin burada uyguladığı politika, Türkiye'yi etkileri, işte Suruç'tu vesaireydi. İşte Kacakan'ın ya da Kandil'in durumunu tartıştık. Yani Kandil 33 Erdem boyana ya da Silvan karşılaşmasından boyana işte yerel birimlerin inisiyatifi falan. Yani bunu artık Kandil'in bir şekilde kendini arındırması gerekiyor. Yani aslında belki de çözüm sürecinde olması gerekenlerden birisi Kandil üzerine kurulabilecek sivil bir inisiyatifle Kandil'in kendi içinde, kendini tanımladığı bir şekilde diyoruz. Yani Kandil sonuç olarak kendi ideolojik bir tanımı var. Ve o bir piramidal bir yapı var. Bu piramidal yapının çok saf, çok şeffaf ve kendi prensiplerine tutarlı olarak davranması lazım. Yani işte 33 er oldu, bir inisiyatif kullanmış, bizim haberimiz yoktu. Buna benzer çok vukuat var geriye baktığı zaman. Suruç da böyle bir şey. İşte HDP konuşuldu. Ama en sonuç itibariyle, yani biz buradayız. Kesintisiz bir çatışmazlık hali ve bir misyon eğer herhangi bir geçmiş dönemdeki gibi gelecekle ilgili bir beklenti olursa taraflardan biz buradayız. Yani Ahmet Hakan yazmış, Fehmi Koru yazmış. Yani biz burada herkesin tepkisiyle karşı karşıyayız. Peki genel olarak baktığın zaman gelen tepkiler, bu yapılan açıklama, toplantı yapılan açıklama, ben çok olumsuz şeyler de gördüm. Evet. Yani evet. Sizi aşağılayan, evet. dalga geçen şeyler de evet. gördüm. Evet. Ama bu arada olumlu şeyler de oldu. Sizin gördüğünüz mesela hükümet ne reaksiyon verdi? Ya şimdi iki şey oldu. Ben eğer burada bir hükümet çok ciddi bir rahatsızlık ifade etseydi mesela Sayın Cumhurbaşkanı şeyden gelirken işte havalarında ya da işte uçakta bahsedebilirdi bundan. Yani özellikle bahsetmedi. Zannediyorum iki bakan aramış Ali Bey'i. Yani bu konudaki memnuniyetlerini, kişisel görüşlerini ifade etmişler. AK Parti'den zannedersem Süleyman Soylu'nun bir tweet'i, dolaylı bir tweet var ama bence onu referans olarak düşünmemek gerekir. Yani hükümet sonuç itibariyle yani hepimizin vicdanı gibi, onların da vicdanı var ama uygulamak zorunda oldukları bir politikaya karar vermişler. Bence biz onların vicdanına hitap ettik. Taraf da olmadık zaten. Yani dengeli olmaya çalıştık. Zaten biz dengeli olmazsak, mesela desek ki acil PKK silah bıraksın, HDP bu söyleminden vazgeçsin desek, ya biz kimle ilişki kurabiliriz? Yani biz suyun bir tarafından baksak, bardağın bir tarafından baksak şey yapamayız. Bardağın iki tarafından bakmak lazım. Peki sizin açıklamanızın öncesinde bir açıklama vardı, şey vardı, bildiri imzalı. Barış Akademisi İdris kardeşim toparladı. Daha sonra bir eski siyasetçilerin ağırlıklı olduğu bir başka açıklama, Zaman Gazetesi'nin manşetten duyurduğu Ertuğrul Günay Berkan'ın olduğu iki ayrı açıklama oldu. Bir de sizin açıklama oldu. Hatta o iki ayrı açıklamanın tarafları, özellikle hükümete yakın kişiler diğer açıklamayı, sizinkini değil de diğer açıklamaya yönelik çok sert şeyler söylediler falan.
Bu Türkiye'de yaşadığımız bu çatışma, tekrar çatışmaya dönme olayı ve buradaki aydın duruşları böyle bir karşılıklı bildirilerle yeni bir bildiri çatışmaları halinde mi seyredecek? Ya bir fonksiyonu olabilir ama biz burada bence şunu tartışmamız lazım. Yani şu anda bir çatışma durumu var. Ve bu çatışma durumunda yani durun diyebilecek bir sivil sese ihtiyaç var. Ama bu sivil sesin şöyle bir özellikte olması gerekiyor. Her tarafla aynı anda eşit ilişkiyi kotarabilecek nitelikte bir Böyle bir sivil. imkan var mı? İşte ama o dediğiniz yapılardan ziyade yani şu bizim heyetin belki geçmişine baktığınız zaman böyle bir imkanı olabilir. Yani bu misyon eğer bu misyon konusunda taraflar geçmişteki olduğu gibi gelecekte de bize bir kapı açarlarsa böyle bir imkanı sağlayabiliriz ya da Yani bilebilirler. şöyle bir ihtimali sen görüyor musun? Hükümetin tekrar sizden bir grup insanı ya işler iyi gitmiyor. Tekrar elinizi taşın altına koyun, hadi şu olayı yatıştıralım, sizden de katkı bekliyoruz gibi bir çağrı gelebilir mi sizde? Valla hükümet politikalarının bir gün değişeceğini düşünüyorum. Yani doğal olarak değişecek. Yani bu işte bu Kandili bombalamaya vesaire değişecektir. Örgüt de muhtemelen silahları susturacaktır. Şimdi o dönemde ihtiyaç olabilir. Ama tabii o dönemde başka tercihleri de olabilir hükümetin. Yani yine biz olması şart değil ama bizleri bir referans havuzu tuttuysa bence sırf biz değil de bunu çoğaltması lazım. Yani daha bağımsız yapılarda ama aynı zamanda birazcık da sağ kanattan, sağ tabandan şeyleri çekmesi lazım. Yani denge gidecek olan odur. Yani bu şey sol ve liberallerin yapması bence özellikle cami cemaati dediğimiz yapıda güvensizlik oluşturuyor. Yani bu tip ilişkilerde birazcık daha sağcı ağır abileri katması lazım süreçlerdeki o gri noktaları doldurmaya. Soru var. Akil insanlar neden sadece AKP hükümetiyle iletişim halinde, her siyasi partiyle iletişimde olması gerekmez mi? Şimdi akil insanların o dönemde doğru söylüyor soruyu soran da o dönemle ilgili olarak zannediyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve diğer partilerden belli gruplar bilgi vermek için randevu istemişlerdi. Bir kısmı görüştüler, bir kısmı görüşemediler. Ama yani o dönemde akil insanların fonksiyonu 2 aylık, 3 aylık bir şeydi, süreçti. Ben bu eleştiriyi haklı buluyorum. Haklı buluyorum. Belki dedikleri fonksiyonel, bundan sonra bir misyon şansı yakalayabilirlerse, akil insanların da içinde bulunduğu bir sivil toplum platformunun bunu yapması kaçınılmaz diye düşünüyorum. Haklıdır bu soru için. Benzer bir soru. Akil insanlar heyetinin her çevreyi, her siyasi görüşü yeterince yansıttığını düşünüyor musunuz? Şimdi tabii akil insanlar heyetinin ilk kurulduğu 63 kişiyi düşündüğünüz zaman eleştirebiliriz tabii. Yani haklısınız. Benim kendi kişisel eleştirim birazcık daha milliyetçi kesimden yani eski ülkücü tabandan insanların olması gerekirdi. Yani onlara teklif ettiler ama benim en azından teklif edilip de kabul edebileceğini düşündüğüm 2-3 kişi vardı. Yani milliyetçi kesimden insanların eksikliği göze çarpıyor. Daha çok tabii hükümetin güvendiği kendi medyasından insanlar daha çoktu. Ama nereden bakarsınız? Bakın, eğer bu 63 kişi içinde bir seçim anketi yapılsaydı herhalde AK Parti birinci çıkmayabilirdi yani. Ama Bence oradan çok sayıda AK Parti milletvekili çıktı. HDP milletvekili de çıktı canım. Kim çıktı? Hoca çıktı ya bizim Hamit Han. Mardin'de. Evet. AKP'den ama benim bildiğim şimdi Yayman Tabii var. tabii tabii var çıktı Müslüm var. ama yani ayrılan ise Gezi olaylarından sonra ayrılan kişilerin sayısı bayağı çoktu yani onlar da AK Parti'ye oy verecek kişiler değildi en azından bak. Yani bence 63 kişi yani bir tek partinin seçimine göre özellikle AK Parti'nin standartlarına göre çok tarafsızdı bana göre. Yani belki normal standartlara göre eleştirebiliriz ama her şeye rağmen bence pozitif bir şeydi dengedeydi baktığınız zaman. Peki şu anda çatışmalar tekrar başladı, kötü gidiyor, işler kötü gidiyor, haberler hep kötü. Diyorsun ki bir sivil inisiyatif, yani bütün her tarafa O çok önemli. Bütün her tarafta konuşabilen ilişki kurabilme yeteneğinde olması, mobilitesinde olması peki lazım. ben bunu çok mümkün olabileceğini sanmıyorum ama peki diyelim ki böyle bir arayış, ya yani böyle bir şeyin olabilmesi için ne lazım? Lejitimasyon lazım. Yani Nasıl? meşrulaştırma lazım. Yani birisinin meşrulaştırması lazım. Bunlardan birisi
şey olabilir, Sayın Cumhurbaşkanı olabilir, Sayın Başbakan olabilir. Ya da şöyle diyebilir miyiz, Cumhurbaşkanı'nın gayrimeşru gördüğü bir şeyin şansı olamıyor. Cumhurbaşkanı'nın şahsında devletin gayrimeşru gördüğü bir şeyin şansı olabilir mi? Mesela biz eskiden ekopolitikte çalışma yaparken işte Orta Doğu'da 72 tane aşiretli Türkmenler'de, Kürtler'de buradaki ulusalcıları bir araya getirdik Erbil'de efendim. Ama sizin o zaman Erbil Büyükelçi, Erbil elçiniz size randevu vermiyorsa veyahut da Bağdat Büyükelçisi size fazla sıcak yaklaşmıyorsa oradaki insanları kendinizi nasıl anlatabilirsiniz? Oradaki insanların beklentisini tarafsız bir sivil kurum bile olsanız, ülkenizin çıkarlarını bile savunsanız nasıl yapabilirsiniz? Bu sivil toplumculukta bu çok realitedir. Yani tamam angaje olmayacaksınız ama bütün gruplar sizi tanıyacak, sizde ilişki içinde bulunmuş olacak. O ilişkiyi kaybetmemek lazım ve o ilişkinin şansını devletin size vermesi lazım. Yani böyle bir o zaman sonuç olarak bu çatışma ortamının sivil inisiyatifle devreye girilerek durması için devletin bir niyet beyan etmesi ve birilerinin önünü açması. Şu olabilir, yani devletin niyetini ya da devlet karar vericilerin ya da karar vericinin niyetini bir sivil inisiyatif kendisinin de saygı duyduğu zamanda seçtiği kişilerin görüşüp ikna edebileceği, en azından zamanlama açısından düşüncelerini paylaşarak önümüzdeki zaman için bile ikna edebileceğini düşünüyorum. Yani bu çok önemli bir şey. Yani siz zaten Ankara tanımazsa Kandil hiç tanımaz baktığınız zaman. Bu zamanda da eskiden Kandil ya da Kürt siyaseti kapalı kapılarda hep askerlerle görüşmeye çalışırdı biliyorsunuz. Çünkü diyor ki yani sonuçta orada karar veren askerlerdi yani yıllar önceki işte 90'lı yıllardaki 2000'li yılların başındaki durum yani. Bir soru da akil insanların bazılarının Öcalan ile görüşeceği söylenmişti. Bu konuda bir bilginiz var mı? Ya o zaten medyaya yansımıştı. Zannedersem o kastedilen şu izleme heyeti kurulacaktı ya. O zaman isimler sızmıştı. Avni Özgürel, Hilal Kaptan, Ahmet Taş getiren işte bir grup 4-5 kişi o zaman işte Dolmabahçe mutabakatında belirlenmişti. İşte Öcalan'dan gidip görüşeceklerdi. Öcalan'da o görüşmenin ardından Karacakaya çağrıda bulunacaktı. Kongreyi toplayın ve çekilin diye. Ama Cumhurbaşkanı frene bastı. Yani işte o konuda farklı görüşler, yorumlar var. Mesela bizim o grupta da o tartışıldı. Yani mesela Kezban Hanım'a değil, bildiğiniz gibi değil. Orada farklı dinamikler mevcut. Hatta bir arkadaş da Kürt siyasetinden. Yani orada farklı gelişmeler oldu. Onun yani Cumhurbaşkanı suçlamanın anlamı yok diye denildi. Bilemiyorum tabii yani o konulardaki detaylar dışarıdan gözüken sizin gibi olabilir ama belki içeride farklı detaylar da olabilir yani. Evet burada bir soru daha varmış, onu da alalım. O zaman ben bu arada şey sorayım, hani devletin meşrulaştırması falan bu sefer de kurulacak olan sivil, bunun içinde inisiyatifin devletin şeyi gibi, uzantısı gibi bir algılanma. Hayır, ben burada şunu kastediyorum. Yani sivil inisiyatife devlette karar vericiler, yani belki bir numara değil, iki numara ama karar vericiler randevu için, onları dinlemek için, onların düşüncelerini dinlemek, düşüncelerini paylaşmak için bile randevu vermezlerse zaten bu ilişki kurulamaz başta. Ama en azından tanımaları gerekiyor. Yani onun yani hegemonyası altına girmek ya da ona angaj olmayı kastetmiyorum burada. Yani tanımak gerekiyor. Son bir soru. Akil insanlar heyetine girdikten sonra yaşadığınız süreçte en büyük hayal kırıklıklarınız nelerdir diye bir soru var. Ya tabii burada yani şu oluyor, tabii çok hakaret yiyorsunuz. Yani hukuki bir koruma altında değilsiniz, güvenlik sorununuz olabiliyor. Ya herhangi bir meczup sağdan soldan karşınıza çıkabilir. Siz gazeteci olarak bunları çok yaşadın yani. Bunlar normal şeyler. Ama tabii yani birazcık daha bence akil insan en şey açısından teorik olarak şunu söyleyebilirim. Yani bu süreci çok daha şeffaf, çok daha anlamamız gerekirdi. Yani sadece çözüm süreci iyi bir şeydir. Anneler ağlamayacak diye. Size de bilgi vermediler yani. Yani ki o zaman dönemin Cumhurbaşkanı'nın bilgisi yoktu bizim. Nasıl bilgimiz olabilir? Bence bu bir pratik bir süreçti. Yani baktığınız zaman. Peki o zaman siz şimdi Anadolu'da dolaşıyorsun, Akdeniz'de dolaşıyorsun. İnsanlar size söylüyor, şu şöyle mi olacak, bu böyle mi olacak bilmiyoruz mu diyordu. Hayır, öyle demedik. Bakın şöyle oldu. Tesadüfen akil insanlar toplantısı. Ertesi gün ben Şirin Payzan'ın programına çıktım. Karşımda Yaşar Okuyan, eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, sanatçı, şimdi hatırlayamayacağım ismini, vardı. Sağlam bir ekip. Bana sordular, siz ne anlatacaksınız diye.
Ben tabii ekopolitik tecrübemden şunu ifade ediyorum. Biz anlatmayacağız, biz dinlemeye gidiyoruz. Duygularını paylaşmaya gidiyoruz, bunları raporlamaya gidiyoruz dedim. Ve ondan sonra bütün 63 kişi dinlemeye gitti Türkçesi. Ama tabii 2 ay dinlendi, 2 ay dinlenenler hakikaten çok güzel raporlar tutuldu. Ondan sonra insanlar bıktı. Hele bir de siz anlatın bakalım dedi 2 ay sonra bunları. Bu sefer biz de kişisel görüşlerimizi paylaşmaya başladık bu sefer. Herkesin farklı kişisel görüşleri. Ama süreçle ilgili bilginiz, doğrudan bilginiz olmadığı için insanları enforme edemeyiz. Ya bence süreçle ilgili bilgi vermeye gerekecek kadar bir yol haritası yoktu bana kalırsa. Burada sadece bir sağlam bir irade ve bir çatışmasızlıkla ilgili bir temel bir anlaşma vardı yani bana baktığın zaman. Ve işte konuşulan reformlar vardı. Aynı sonuç şimdi değişebiliriz. Bakın. Başka bir açıdan belki beğenmeyebiliriz ama Kandil bombalanıyor. Ne gerekçeyle bombalanıyor? Bir daha masaya otururken daha sağlam oturalım. İşte caydırıcı unsurunu koyalım ve devletin kaybettiği prestiji kazanın diye. Ama sadece bombalayarak ondan sonra onun yanında diğer güvenlik tedbirleri, gerekli sosyal tedbirleri almadan ondan sonra bu bir proje bütünü olmadan ilk çözüm süreci gibi aynı sonuçlara varacağız. Yani burada bir kendi şeyin içinde proje derinliği olmadıktan sonra bir yol haritası olmadıktan sonra çözüm süreci gibi bu süreç de aynı sıkıntılarla sonlanabilir diye düşünüyorum. Evet, Tarık Çelenk'e çok teşekkür ediyoruz. Akil İnsanlar Heyeti'nden bu yayını da burada noktalıyoruz. Herkese iyi günler.